Medyaskop özel yayınından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumu Medyaskop izleyicileri yakından tanıyor. Konuğum siyaset bilimci Alpan Telek. Alpan Mart ayının başında Artık Hepimiz Plakaryayız isimli bir kitap çıkardı. Aslında bu yayının önemi bizim için şu. Alpan'ı ben 2017 yılında tanıdım ve o günden bugüne kadar bize sürekli plakaryayı anlattı. Bununla ilgili çeşitli mecralarda yazılar yazdı ve Medyaskop'ta birçok yayın yaptı. Artık yayın yapmak ve yazı yazmak yetmedi. Bir de üzerine kitap çıkardı Alpan. Biz de bu sürecin en başından bugüne kadar yanındaydık. Bu açıdan da bizim için önemli bir yayın olacak sanırım bu. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan Alpan'ı davet edelim yayınımıza. Alpan hoş geldin. Hoş bulduk Sahra. Teşekkürler bu yayın için öncelikle. Gerçekten öyle. 2017 yılından bu yana bu konuyu çokça benden dinlediniz. Aynı ortamda bulunduk. Şimdi de bir ay önce çıktı gerçi kitap. Biraz zaman oldu ama belki daha fazla, bir buçuk ay. Şimdi ilk defa Medyaskop'ta bunu tartışacağız, konuşacağız. O yüzden ben de garip bir şekilde heyecanlıyım. Normalde çok fazla yayın yapıyoruz biliyorsun ama bugün biraz daha farklı hissediyorum. O zaman yani en başta söyledim, biz bu süreci biliyoruz ama izleyicilerimiz bilmiyor. Nasıl çıktı bu fikirde kitap yazmaya karar verdin? Şöyle oldu. Bizim zaten Medyaskop'ta çalışmaya başlamamız da işte 2017'nin sonundaydı. Senle de o zaman tanışmıştık. Yani birçok arkadaşımızla olduğu gibi. Daha önce akademideydim biliyorsun. Daha işte atıldık akademiden, çıktık, ihraç edildik vesaire. Bunu vesaire olarak söylüyorum ama öyle gerçekten. Ve ondan sonra farklı bir süreç başladı bizim için. 2018'in başından itibaren, daha doğrusu 2017'nin sonundan itibaren bütün dünyadaki işte bu popülist dalgayı biz meslektaşım Seren Selvin'le araştırmaya başladık. Yani dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Bütün yaşadıklarımız salt Türkiye'ye mi özgü falan gibi bir soruyla ortaya çıkmıştık. Ve işte dünyadan 7-8 tane ülkeyi benzer popülist eğilimler taşıyan ülkelere incelemiştik. Öyle bir araştırma süreciydi. Daha sonra bu araştırma sürecinin sonrasında birçok İngilizce, Türkçe yazı yayınladık. Tabii popülizmle bütün bu sınıfsal süreçler de çok aslında birbiriyle ilişkiliydi bir yandan. Hep onu görüyorduk. Yani popülizmin açıklaması olarak, bir açıklayıcı sebebi olarak da değişen sınıfsal dengeleri biz görüyorduk. Özellikle bu güvencesizlik mevzunu. Ben bir süre sonra daha fazla bu alana eğildim. Yani güvencesizlik, prekarya denilen şeye birazdan belki daha ayrıntılı anlatırız. 2018 Mayıs'ıydı yanlış hatırlamıyorsam. Artık bu konuda kendi görüşlerimi, düşüncelerimi de kamuoyuyla paylaşmak istedim. İşte gazete duvarda bir yazı yazdım. Artık hepimiz prekaryayız diye. O yazı çok fazla tutuldu. Yani Twitter'da özellikle, biliyorsun artık Twitter yani bu entelektüel camianın önemli mecralarından biri. Ve entelektüeller aydınlarla işte bu işin tüketicisi olan insanları buluşturan bir mecra. Orada bunu yayınladım ve çok fazla karşılık aldığını gördüm. Yani sadece beğenilmedi. İnsanlar şunu da söylediler. Ya bu bizim hayatımızı anlatıyor. Tabii bu kavramın mucidi ben değilim. Ama üzerine çok fazla çalışma yaptım. Bir de kendi hayatımla bence bunu birleştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü ben de ve birçok kişi, belki sen de bir ölçüde yani güvencesizlik içinde yoğrulan bir jenerasyonun çocuklarıyız. Bunu doğrudan hissediyoruz her yönüyle. Kitapta da bu farklı yönlerini inceledim zaten. Dolayısıyla yazı da etkili oldu ve bundan sonra ben bir de tabii bir İngilizce yazı yazmıştım o dönemde. Kendi ileri sürdüğüm bir kavram vardı, siyasal prekarya diye. Political prekarya diyoruz buna. Open Democracy'de yayınlamıştım. O da mesela aynı şekilde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında çok tuttu. Çok fazla retweet aldı, çok fazla tweet aldı. Bir de Amerika'da Naked Capitalism diye bir sitede, ki ünlü bir sitedir. Bu yazı tekrar yayınlandı. Republish deniyor buna. Tekrar yayınlandıktan sonra orada yaklaşık bir hafta içinde böyle yüzlerce Amerikalı işçilerden yorum aldı. İşte hatta bir yorumu hiç unutmuyorum, şey diyordu ya, bu yazar işte şey diyor, political prekarya gerekiyor, siyasal prekarya gerekiyor falan ama şu işte yazar bozuntusu tarzında bir şey diyor. Gelsin de bir Uber şoförlüğü yapsın bakalım bir gece gibi. Yani demek istediğim, etkileşim çok aldı ve bu da benim kitap yazma fikrine itti. Çünkü baktım her dilde ve yani yazdığım dillerde bunun reytingi oldu. Sadece reyting meselesinden dolayı değil ama gündelik hayatı açıklayabildiğini gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Tabii akademiden ayrılmış olma hali de beni daha çok motive ediyordu. Çünkü akademide genelde kapalısınızdır. Yani yazdıklarınızı 3 kişi 5 kişi okur ve hayata çok değmezsiniz. Ama şimdi elimde bir fırsat vardı. O fırsatı da
kitap yazmak için kullanmak istedim. Bir yıl süren bir yazım süreci, araştırma süreci sonucunda da en sonunda bu Şubat ayında kitap yayınlandı. Evet, dediğin gibi bir yıllık yolculuğun ardından yayınlandıktan hemen sonra da ülkemizde koronavirüs vakası 11 Mart'ta görüldü. Hatta biz o zaman seninle konuşurken de şey diyorduk ya, acaba yanlış zamanda mı çıktı kitabı, konuşamayacak mıyız şimdi derken, aslında kitapta yazılanı yaşadığımızı fark ettik. Bilmiyorum ne dersin ama yani bu dönemde belki de senin 2 senedir prekarya prekarya dediğin şeyi biz somut olarak yaşıyor muyuz? İşte bugünlerde eşitsizliğin daha yoğun anlaşıldığı bir dönemde miyiz sence? Biraz öyle. Yani hatta şöyle, geçen gün bir başka arkadaşımız Büşra Cebeci beni Gazete Daktilo'daki programında konuk etti. Son sorusu onun şeydi, Alpan dedi. Hani şu an bu kitabı tekrar yazsan yeni bir bölüm ekler misin falan. Ben düşündüm. Hayır, eklemem, aynen bu şekilde çıkarırım. Çünkü şu an bunu yaşıyoruz. Bu kitabı, bence yani kitabı derken bu konu içeriğini yaşıyoruz. Şöyle ifade edeyim bunu. Mesela bu prekaryalık ya da güvencesizlik ya da sınıfsal mevzular, yani sınıfsal eşitsizlik mevzuları yaklaşık 40 yıldır unutulmuş durumdaydı. Göz ardı ediliyordu. Bunu işte akademik çalışmalara bakın, verilen akademik ödüllere bakın ya da ne bileyim işte Nobel İktisat Ödülleri dahi bunu gösterir. Bu alanın belirli journal'ları, dergilerde, verilen ödüllerde ya da kurumların açıklamalarında, deklarasyonlarında araştırma objesi olarak sınıfsal mevzular hiç yoktu. Yani genelde kimliksel mevzular öne getiriliyordu. Hala öyle aslında, bir dominant bir şekilde. Bu son 40 yılın trendiydi. Fakat bir noktada özellikle son 3 yıldır dünyada değişik bir şeyler oluyor. Yani aslında bütün kitap bunu inceliyor. Ve bütün bu hani bizim gözümüze daha önce soyut gözüken, ya sınıfsal eşitsizlik nedir o falan, yani zengin fakir biliyoruz ama yani bunun ötesinde ya bu insanlara bu fikir çok soyut gelirken 5 yıl önce ve daha kimliksel sorunlar çok daha keskin ve göz önündeyken, son 3 yıldır yaşadıklarımız neticesinde küresel ve Türk ulusal anlamda söylüyorum bunu, bu sorun artık herkesin gözünün içine girdi. Bence ben 3 yıldır 4 yıldır hani bunun üzerine çalıştığım için geldiğini, gelmekte olduğunu görüyordum. Hani geliyor gelmekte olan diye bir laf var ya. Ama son 1,5 yıldır sosyal patlamalar var. Kitabın son bölümünde de bunu inceliyorum aslında. O sosyal patlamalarda mesela sarı yeleklerde, belki sonra konuşuruz ama çok daha göz önüne soktu. Yani işte insanların eşitlik talebi var. Yani eşitlik, eşitsizlik bunlar böyle soyuttur. İnsan hemen algılamaz. Ama siz az maaş alıyorsunuzdur, aldığınız maaşla ya da ücretlerle, birikiminizle bir türlü ev alamıyorsunuzdur, araba alamıyorsunuzdur. Faturalarınızı ödeme korkusu yaşıyorsunuzdur. Ve toplumda sizden bunları kat kat iyi yapan gruplar vardır. İşte buna tabakalaşma, sosyal sınıflar diyoruz. Ve bunların getirdiği bir de hisler var. Bu kriz, yani salgın, senin dediğin gibi bunları normalde olduğunun ben defalarca kez daha kuvvetli bir şekilde bizim gözümüze soktu. Ya kriz dönemleri böyledir çünkü. Krizler, bütün sorunların, çatışmaların böyle kristalleştiği bir dönemdir. Hani böyle şey gibi, kalem kitap gibi gözünüzün önüne gelir. O yüzden de güvencesizliği, belirsizliği bence biz her zaman olduğundan daha fazla gördük bu şeyde, bu dönemde. Peki şimdi sen de söyledin, kitabın bölümleri var. 5 bölümden oluşuyor da. Kitabı da şöyle bir gösterelim. Burada elimde olmuş, görmüş olduğunuz kitap diye çıkardım onu. kitabın ikinci bölümünde şunu ele alıyorsun. İş yerinde güvencesizliği ele alıyorsun. Yani burada aslında şunu sormak istiyorum. Biz verilerle, insanlar işte şu kadar pandemi günlerinde şu kadar işçi çıkarıldı, şu kadar kişi güvencesiz olarak yaşıyor diyoruz ama hani istatistik olarak verince de insanları sanki biraz da olaydan yabancılaşıyormuşuz gibi geliyor bana. Onun için işte Medyascope'da da birçok yazan arkadaşımız var böyle insan hikayelerini. Ben de geçen hafta bir işten çıkarılan bir tekstil işçisiyle konuşmuştum. O bana şunu söylemişti. 2 hafta içerisinde işten çıkarıldım. İlk hafta beni aradılar ve ücretsiz izne çıkarıldığımı söylediler ve bu zorunlu oldu tabii ki de dedi. Bir hafta sonra da arandım ve işten çıkarıldığımı söylendi dedi ve bu sınıfsal ayrım gözetilerek yapıldı dedi. Yani en başta en alt tabakadan başlatıldı. Şu anda hala çalışmak zorunda olanlar var dedi, para kazanmak için üretim hala devam ediyor dedi. Ama ben iş yerinde devletin de sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Sadece iş yerinin değil dedi ve bir şekilde sınıf ayrımı dolayısıyla ben işten çıkarıldım dedi. Sen ne dersin, prekarya iş yerinde ne gibi güvencesizliklerle karşı karşıya kalıyor? Birçok aslında. Burada özellikle
şeyi anmadan da geçmek istemiyorum. Guy Standing, yani bunun bu kavramı ortaya atan, hatta bu kavramı daha çok hayatımıza sokan aslında ondan önce Robert Castel diye bir Fransız aydın var. Bu arada buna geçiş yapmadan önce sadece kısaca prekaryanın ne olduğunu söylemek istiyorum. Benim en çok hoşuma giden başlıklardan biri, yani prekarya nedir dersen, işte prekaryusla proletaryanın birleşiminden oluşan bir kavram. Güvencesizler diye geçiyor ama bunun kökeni bütün Latince'de var. Fakat Fransızca'dan biz alıyoruz aslında prekarite. O da güvencesizlik, belirsizlik, istikrarsızlık ama en sevdiğim şu uçurumun kenarında olma hali. Bence bugün salgındaki durumumuzda bu anlatıyor. Yani bu kriz anı daha doğrusu. Birçok insan ücretsiz izne çıkarılıyor, işini kaybediyor. Amerika'da işte biliyorsun yaklaşık 5 milyon üstünde daha fazla insan işsizlik fonuna başvuruyor vesaire. Tam bir uçurumun kenarında olma hali, yani yok olma durumunda olmak. O da büyük bir belirsizlik getiriyor. İşte bunu hissedenlerin bununla hayatı yorulan, bu bir yaşam biçimi aslında. İşte, evde, sokakta, birçok yerde, yani ilişki kurarken, ben burada ilişki kavramını çok önemsiyorum. Üretim ve dağıtım ilişkileri diyoruz buna. Sıkmayacağım insanları daha fazla. Kitapta da öyle diyorum bu arada. Siz diyorum daha fazla sıkmayacağım ama onu somut olarak ele alıyorum. Şimdi belki onu konuşuruz. Ama hayatla kurduğunuz bağ buralar, bu mekanlarda gerçekleşiyor. Buradaki ilişkinin motivasyonu güvencesizlik. Kaynaklardan aldığının, kaynaklar konusundaki motivasyonu ise belirsizlik. Yani bunları şimdi tartışırız. Mesela iş yerinde nelerle karşılaşıyor prekarya? Birçok güvence sorunu var burada. Bunlardan bir tanesi zaten kafadan iş bulamama. Yani istihdam güvencesizliği diyoruz biz buna. Burada bütün bunun da motivasyonu şu. Her şey son 40 yıldır özellikle piyasaya terk edilmiş durumda. Piyasaya terk edildiği için işsizlik korkusu çalışanlar üzerinde, iş yerinde büyük bir sopa olarak kullanılıyor ve onları iş yerinde söylenenlere, istenenlere bağımlı hale getirmek için gerçekleştiriyor. Şimdi burada birkaç tane anahtar kavram var. Bunlar zaten yeni değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Prekarya iş yerinde ben incelerken özellikle hayatta kalma stratejisi diye bir kavram kullanıyorum. Bunu da işte biraz Bourdieu'dan, biraz Hirschman'dan, Albert Hirschman'dan esinlenerek oluşturdum. Prekaryanın hayatta kalma stratejisi iş yerinde oldukça güçsüzdür. Yani onu güvenceli hale getirecek, elini güçlendirecek, pazarlık payını artıracak bir unsur yok. Güvence yok. Ve bunlar giderek de alınıyor. Ve buradaki ikinci bir anahtar kelime iş yeri despotizmi. İş yerleri böyle tek adamlar tarafından yönetiliyor. Bütün kararlar onlar tarafından alınıyor. İşte hedef performans, hedef bugün size 250 yaptım, bugün 500 yaptım. Peki bu kararda ben neredeyim? Ben işçiyim, çalışanım, emekçiyim. Ben niye onda yokum? İşte mesela bu örgütlenme güvencesinin olmayışı ya da ses çıkarma durumunun olmayışına işaret ediyor. Bundan da yoksundur prekarya. Mesela eski işçi sınıfına baktığımızda bu var. Özellikle 1980'de hatta hala az da olsa var. Fakat bugün prekarya iş yerinde falan bunlara sahip değil. Ya bunun gibi 6-7 tane güvence tipi var. Bir başkası hedef performans sistemi dediğimiz şey. Hedef performans için diyebilirler ki sadece sen işte beyaz yakaları mı anlatıyorsun? Ama bu bütün hayata rengini vurmuş olan bir şey. Sizin karşınıza bir canavar konuluyor. Hedef deniliyor buna. Mesela bir örnek vereyim. Biriyle görüşmüştüm. Kitap için birçok insanla görüştüm. Bir tanesi de bir banka çalışanıydı. Genç bir kadın. O bana demişti ki Alpan, benim birimimde 100 arama geliyor günde. Ben bunun 99 tanesine bakmalıyım. 98'ine baksam benim bölümümden bana veya daha üst düzeyden uyarı gelir. Daha sonra mobbingler başlar. Daha sonra da ya, mobbing ne biliyor musunuz? Sizi dışarısıyla, işsizlikle korkutuyor yönetim. Ve bu yüzden de size 99 taneye bakma zorunluluğunu getiriyor. Bütün bunlar sizin hayatınızı kontrol edememenize de neden oluyor. Bu işler bir bölümü bu. Bir başka bölümü ise işte zaman kontrolsüzlüğü. Yani gece geç gelen mailler, müşteriden gelen aramalar. Bunu yapmak zorunda olmanız, yine işsizlik korkusu altında olduğunuz için yapmak zorundasınız. Çünkü dışarıda bekleyen bir işsizler ordusu var. Dolayısıyla prekarya aslında hayatı üzerinde kontrol kuramayan ve sadece ekonomik bir konsept değil bu. Gördüğün gibi yani sosyal yönleri de var. Bunlardan dolayı da giderek öfkelenen, bu öfkesini işte bazen göçmenlere yansıtan, bazen
ülkedeki muhaliflere yansıtan, yani ona kim ne veriliyorsa siyasal özne tarafından bir topluluk, bir sosyal topluluk. Bu iş yerindeki vasıflarıydı. Ama dediğim gibi böyle bir sarmal içerisinde kesinlikle kendini yalnız hissediyor. Bir unsur daha ekleyeyim. Biz İstanbul'da bir araştırma yapmıştık. 25 kişiyle konuşmuştuk. Kitapta da var o. İnsanlar birbirlerini düşmanı olarak görüyorlar. Yani rakibi olarak görüyorlar. Mesela diyoruz ki biz o çalışmada, İstanbul'da yaptığımız çalışmada 25 kişiyle dediğim gibi görüştük. Ya arkadaşlarının sana not vermesini ister misin? Kimse istemedi. Çünkü kimse yanındakine güvenmiyor. Herkes birbirini rakibi görüyor. Bu da 1980 sonrası pompalanan anlayış. Önce ben. Önce ben kültürü. Yani ben kendi gemimin kaptanıyım. Dayanışma yok. Dolayısıyla böyle bir dünyada, yeni bir dünyada, yeni bir sınıfın doğduğundan bahsediyoruz. Bunu dünyada şu an birçok entelektüel söylüyor. Bauman gibi, işte Guy Standing gibi. Fransızlar daha çok ön plana koyuyorlar. Böyle yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Tek bir şey daha ekleyeyim, tek bir cümle. O da şu, bu çok eleştiri alan bir şey. Hatta tam şu anda YouTube'da bu programı daha sonra izleyenler arasında bunu ileri süren ben ve birçok insana karşı şarlatan diyen bile çıkar. Normal. Çünkü eski argümanlara karşı yeni bir argüman ileri koyuyorsun ve bu pozisyonları değiştirecek bir şey. Fakat sınıflar verili değildir. Yani tarih boyunca ben şimdi Server Taneli'nin kitaplarını okuyorum. Ya sınıflar hep değişir. Mesele sınıfları değiştiren ne? Teknolojik işte büyük atılımlar ya da yeni buluşlar. Bence 1980 sonrasında internetin gelişmesi, otomasyon sistemlerinin gelişmesi işte bu sınıfsal dengeyi değiştirdi. Ve yepyeni bir sınıfla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bunun başka bir ayağı da sendikalaşma diyebilir miyiz iş yerindeki eşitsizliğe? Yani şimdi çok daha yeni karşılaştığımız bir durum var aslında. Bir basın kurumu sendikalaştıkları için işçilerini işten çıkarmışlardı. Sen de kitapta şunu söylüyorsun aslında. Yani güçlenmenin tek ayağı sendikalaşma değil. Hatta bunun tekrar gündemimizde olması gerektiğini söylüyorsun. Biraz onu açabilir misin? Evet, yani şöyle az önce söyledim. Sendikasızlık, sendikasızlaşma, işçileri koruyan bir büyük ortak grup olmaması iş yerinde. Bu da bir eğilim. Bu da zaten bu güvencesizleştirme, prekaryalaştırma diyoruz. Yani sayılara baktığımızda da bu arada bunu görüyoruz. Ben Türkiye sayılarını hatırlıyorum. Kitapta da vardı, şimdi tam net değil ama mesela 1984'te Türkiye'deki sendikalılık oranı ve böyle grevdeki gün sayısı OECD ortalamasının üzerinde. OECD ülkesiyiz ve OECD'nin üzerinde ortalamaya sahibiz. 2002'ye geldiğimizde çok büyük bir devasa düşüş ve OECD ortalamasının altına düşüyoruz. Hem grev günü sayısında hem de sendikalılık sayısında. 2002'den günümüze de devasa bir düşüş var. Yine sayılar ortada zaten. Yani OECD ortalamaları ve Türkiye'nin oradaki yeri. Demek istediğim bu zaten prekaryalaştırma ve güvencesizleştirme süreci. Biz böyle bir trendin içindeyiz. Bu zaten bilinen bir gerçek. Yani hani bunu çok fazla irdelemeye gerek yok. Ama günümüzde eğer sendikalar yeniden aktif hale gelmek istiyorlarsa, ki bence çok önemli bir unsur, yani işçilerin pazarlık payını artırması ve daha rahat, refah, müreffeh bir yaşam sürebilmeleri adına, daha az stresli olmaları adına örgütlü olmaları gerekiyor. Fakat bu sadece eski tip, hani orada seni bekleyen bir emek rejimi var, işçiler topluluğu var fabrikada gibi. Mesela o sendikalar o dönemin eseriydi. Fabrikalar var, işçiler bir arada. Her şey net, somut. Dolayısıyla gidip zor, biliyorum yine zordu. Ama onları örgütleyebiliyordunuz. Şimdi, ya bir de bu arada sosyal atmosfer de ona uygundu. Şimdi sosyal atmosfer ona uygun olmadığı gibi, hani prekaryalaştırma sürecinin gereği olarak, sosyal atmosfer de zaten artık zor. Kitapta onu anlatıyorum. Artı olarak bu yeni sınıfsal dengeler öyle bir şeyler getirdi ki karşımıza. Karşımızda çok somut, elle tutulur bir işçi sınıfı yok. Çok soyut. Mesela Bauman bunu böyle söylüyor. Fluid dediğimiz şey. Akışkan. Dolayısıyla yani günümüz hayatı, Bauman öyle açıklar ya, akışkan der. Yani akışkan ne demek? Ele avuca gelmiyor bir türlü. Bulamıyorsun. Somut değil. Prekarya da öyle. Dolayısıyla sendikaların da ona uygun bir strateji çizmesi, vizyon geliştirmesi gerekiyor. Biliyorum zor ama ya biz niye varız? Entelektüeller niye var? Sendikalar niye var? Bir aracı kurum. Aracı fikirler. Yeniden aktif hale gelmek için, getirmek için bu çok son derece önemli. Yani sendikalılığın burada önemli bir unsur olduğunu görüyoruz ama dediğim gibi prekaryayı da kapsayacak şekilde yeni adımlar atılması gerekiyor.
Peki koronavirüse tekrar dönersek, yani bu dönemdeki yaşadıklarımızla orada ilk başta çıktığında ve hatta şu anda da konuşuluyor. Bu virüs demokratik bir virüs müydü? İşte zengini fakiri eşit düzeyde mi etkiliyordu diye konuşuluyordu. Şimdi kitabın 3. bölümündeydi. Sanırım sen belirsizlik ve eşitsizlik hasta eder demişsin. Sanırım bununla da biraz ilgili konuşalım mı? Tabii. Ya bu demokratik bir virüs müden bu konuya bağlayacak olursak güzel bir yaklaşım bence. Bence demokratik bir virüs değildi. Ya demokratik virüs mü derken şunu kastediyordu insanlar en başında. İşte İran'da özellikle ve İtalya'da işte vekiller, yani siyasal elitler hastalanınca, bu şeye kapılınca virüse, bakın elitler de bu hastalığa, yani siyasal elitler, yöneticiler de bu hastalığa kapılıyor. Demek ki demokratik bir virüs, ya da zenginler de bunu kapabilir falan gibi bir yaklaşım vardı. Fakat hemen ardından bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Yani neden? Çok basit. Yani bunu ben bazen söylemeyi dahi gereksiz görüyorum ama işte birçoğumuz dışarı çıkmak zorunda. Bu durum bir birikimsizlik durumu, yani birikimi olmayanlar, güvencesi olmayanlar, sosyal geliri olmayanlar, yani şu an pazarlık payı olmayanlar, patronlarını, yöneticilerini dinlemek ve kendi hayatı pahasına dinlemek zorunda, dışarı çıkmak zorunda, pazarlık payları az. Yani şunu diyemezsin sen patronuna mesela, hiçbir birikimin yoksa, işten her an kovulabileceksen ve seni koruyan hiçbir güvence unsuru yoksa hayatında. Patron ya şey yapalım biraz, hani bak dönem zaten belli, ben bu ara gelmeyeyim ya da 5 günde bir geleyim, 2 günde bir geleyim, nöbetle şey yapayım. Bunu diyebilir mi şu an bir işçi? Değil mi, o hayal yok yani. İnşaatlarda bile bugün insanlara diyorlar ki gelin çalışın, yani toz toprak bilmem ne artı şey. Bir de o bölgede duyduk işte geçen hafta, artı gerçekte yazdı. Virüs de var. Ama çalışıyor işçiler. Ya bu sadece Türkiye'de değil bu arada. Dünyada da benzer vakalar var. O yüzden söylüyorum bunu. Zaten bu olay prekare, küresel bir olay. Burada mesela bir şey anlatayım. Kitapta olan bir anı, anekdot. Daha doğrusu bir benim görüşmem, bir görüşmemden çıkan detay. Şimdi prekareyi prekare yapan unsurlardan birini açıklıyor bu. Nedir? Prekareyi mesela yıllar boyunca orta sınıf, orta sınıf diye birçok aydınımız, işte bilim insanımız, akademisyen tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, orta sınıf diye bir şeyden bahsediyorlar. Bu da el avuca gelmiyor. Nedir bu orta sınıf? İşte kayıt dışı çalışanlar falan. Neyi? Açıklayın bunları. Yani bir de bunları açıklayamadıkları gibi tam olarak. Çünkü iyi bir açıklama aynı zamanda iyi bir siyasal program da getirebilir. Ya bu da önemli bir unsur. Çünkü biz sadece bilim insanı, yani bilim insanı sadece açıklama yapar ve çekilir mi köşesine? Ben bundan fazlası olduğunu düşünüyorum. Yani işlerin, sosyal hayatın biraz daha adil hale gelmesi, insanların nefes alması için de bir konseptüel bir yaklaşım gerekiyor, kavramsal yaklaşım. O açıdan şunu diyorum. Mesela ortası ne diyorlardı? En önemli şey ücret, aldığı ücret. Mesela bir 2 bin lira kazananla 10 bin lira kazanan aynı sınıftan olur mu kardeşim? Tabii ki biri işte işçi sınıfı, biri orta sınıf diye böyle bir açıklama, genel geçer bir açıklama. Fakat sınıflar sadece maaşla, ücretle veya ekonomik kavramlarla açıklanabilen unsurlar değildir. Ben şimdi Bourdieu'dan özellikle etkileniyorum burada ve bunun da ışığında yazıyorum. Fransız, Pierre Bourdieu'dan. Sınıflar ekonomik, sınıfsal, kültürel bir sürü yönü olan şeydir ve sizin her gününüzde, her anınızda sürekli üretilir. Bu açıdan sadece ücrete bağlamak zaten yani çok kibar bir tabirle, ya kibar tabir de bulmak istemiyorum şimdi ama yani yanlış. Bunu böyle söyleyeyim. Dolayısıyla çok fazla unsuru var. Mesela sosyal gelir diye bir şey söyledim. Nedir o? Yani bir prekaryayı prekarya yapan şeylerden birisi sosyal gelirinin az olması. Başka sınıflarında daha fazla. Sosyal gelir ne? Soruyorum. Kendi yemeğini evinizde kendiniz yapıyor musunuz? Mesela bu seni güçlendirir zor anda. Mesela şimdi 4 gün evde kalacağız. Biz annemle evde ekmek yapacağız. Mesela benim bu bağımlılığımı azaltır gibi. Sosyal yardım alıyor musunuz devletten? Yani sosyal yardım yıllarca Türkiye'de kötü bir şey olarak algılandı. İşte makarna mı veriyorsunuz falan. Hayır, insanların buna ihtiyacı var. Ne yapsınlar, ölsünler mi? Bu da sizi güçlendirir çünkü hayatta. Evet, sınıfsal da bir şeydir. Üçüncüsü, herhangi bir topluluktan yardım alıyor musunuz? Ben Karslıyım mesela. Karslılardan yardım alıyor musun kardeşim? Veya burslu öğrencisin, alıyor musun para falan? Birikimin var mı? Gayrimenkulün var mı? Aldığın ücret tabii ki o da bunun için. Aylık ücret ya da gelir. Gibi gibi. Bunlar sosyal gelirlerdir. Ve prekaryanın olayı genelde bunların çok azına, genelde sadece ücrete sahip olmasıdır. Sadece ücrete sahip olunca da onu kaybetmemek için, elinde tutmak için her şeyi yapar. İş yerine boyun eğer, bütün hayatını belirleyen sosyal ilişkiler buna göre şekillenir. Demek istediğim,
bu alternatifsizlik, bu geleceksiz, belirsizlik hali onun sosyal hayatını ve bütün yaşamını etkiler. İşte prekarya yapan unsurlardan biri bu zaten. Örnek neydi peki? Örnek de şu, çok kısaca anlatayım. İstanbul'daki çok ünlü bir AVM'nin restoran işletmecisiyle röportaj yapmıştım kitaptan önce. Tabii o prekarya olarak onu almıyorum. Onu bir elit düzeyde alıyorum. Çünkü onun sosyal sermayesi çok güçlü. Çünkü çok güçlü bir yerde iyi kazanacak şekilde. Sosyal sermaye de burada önemli bir kavramdır. Yani tanıdıkların. Ben hep soruyorum, yani CEO tanıdığınız var mı? Yazar tanıdığınız var mı? Şimdi yazar senin tanıdığın var artık Sara. Model tanıdığınız var mı? İşte yapımcı tanıdığınız var mı? Dekan, rektör, siyasetçi, bürokrat. Yoksa tanıdıklarınız arasında kasiyer mi var? Tezgahtar mı var? Gibi gibi. Veya küçük esnaf mı var? Bunlar sizin bulunduğunuz habituslar, çevreleri belirler. Yani kümelenirsiniz. İşte sınıflaşma böyle bir şeydir zaten. Ya yani CEO tanıdığınız varsa daha kolay iş bulursunuz. Ya da daha kaymak işler, çilek işler bulursunuz gibi söyleyeyim yani onu. Şimdi buradaki o arkadaşımız, işletmeci arkadaş, kendi işini bırakıyor. Yani kendi üstüyle, bir üstüyle sorun yaşıyor, bırakıyor işi. Ve çok rahat. Ben diyor giderim, zaten birikimim var. İşte şurada bir restoran açarım kendime. Bu sefer kimseye eyvallah demem diyor. Ben rahatım. Tamam dedik. Sonra ben bir hafta sonra haber aldım. Gerçekten üstüyle işte kavga edip ayrılıyor işten ve gidiyor. Fakat şöyle bir durum var. Bir işletmeci işletmeden çıkınca bütün ekibi de kovulur. Onun tuzu kuru, sorun yok. Fakat aynı yerde çalışan bir tane bulaşıkçısı var. Bulaşıkçısı haberi alır almaz, yani kovulduğunu anlar anlamaz, bayılıyor. Korkudan. İşte bu sosyal gelir meselesine geliyor burada olay. Yani ona hiçbir şey yok çünkü. Onu koruyacak hiçbir şey yok o işsizlik konumunda. Ve bu onda işte bu his, kitabın da 4. bölümüne geliyoruz bu sayede. Çok derin bir korku, çok derin bir varoluşsal sıkıntıya götürüyor. Yani sınıflar aynı zamanda sizin hislerinizi de belirler. O konuya birazdan geleceğiz. Girme oraya şimdi. Tamam. Yani senin bu anlattığınla ilgili biz bu Çin'de ilk virüs çıkmaya başladığında bir arkadaşımla konuşuyorduk. O da işten şöyle ayrılmıştı. Şey demiş, işte patronu onu yurt dışına bir yere göndermek istemiş. O da hayır, virüs var ve gidemem deyip işten ayrılmış. Ben şey demiştim, yani beni şu an Çin'e yoldasalar ben giderim, mecburum yani işten çıkma, hadi ben çıkıyorum diyemem demiştim. Yani o dediğin örnekte benziyor biraz da, çalışmak zorunda olanlar. Ne yaparsanız yapın, gitmek zorunda ve o parayı kazanmak, hayatını sürdürmek zorunda. 2 hafta önceydi sanırım sokağa çıkma yasa deneyimimiz olmuştu bizim. O sırada marketlere insanlar gitti, marketlerde işte kuyrukta sıralar oldu falan. Buradan da şunu sormak istiyorum, yani insanların devlete olan güvencesizliğini mi gördük biz o olayda? Yani o kadar bir gün, yani 2 saat önce haber verildi sokağa çıkma yasağı oldu. Sonra bir baktık herkes sokakta, marketlerin önünde işte makarna alıyor, ekmek alıyor, su alıyor. Evet. Bundan önce sadece bir cümle söyleyeyim mesela. Bizi belirleyen şey, senin Çin örneğinden yola çıkarak da söylüyorum. Bizi belirleyen şey bizim sahip olduğumuz özgürlükler değil. Bizim belirleyen şey bizim sahip olduğumuz zorundalıklar. Mesela prekaryada da öyle. Bunu yapmak zorundasın. Çünkü hayatta kalmak için bunu yapmak zorundasın. Ve bu zorundalık hali bütün hayatına damgasını vurur. Biz yani 20 yaşında bunu bilmezsin. 18 yaşında yani çoğu kişi bilmez. Çalışanlar bilir de. 20 yaşında dersin ki ben şunu hayal ediyorum, şunu yapabilirim. Ama 20, benim gibi 30 yaşına gelen biriyse bir süre sonra şunu anlıyorsun. Diyorsun ki bunlar imkansız. Yani artık senin hayal kurma kapasiteni bile zorundalıklar belirler. Ve bu da aslında katmanlaşma hali. 2 hafta önceki hadiseye gelirsek orada belki biraz daha farklı bir yöne geçiyoruz. Çünkü prekare dediğimiz unsur bir yandan ekonomik sosyal ilişkilerin varlığında meydana gelir ama tabii siyaset orada etkili. Yani siyasetin de büyük bir şey var, rolü var öyle söyleyeyim. Suça prekaryalaştırma sürecinde vesaire. Ama o geçen 2 hafta önce ben Edgar'la bir yayın yapmıştık. Şöyle yorumlamıştık onu. Yani son 40 yıllık sürecin, atmosferin bir karşılığı olarak görüyorum ben. Yani o da neydi? Önceden kültürü değil mi? Az önce söyledim işte yani. Öyle bir atmosfer yaratıldı ki işte eskiden mahalle kültürü dediğim şeyi ben önemsiyorum. Ve onu da çok araştırdım. Var mı gerçekten yoksa romantik bir şey mi? Evet, insanlar biraz birbirlerine yardımcı oluyor. Yani piyasacılık çok yoktu. Ama piyasacı ortamda sen yapayalnızsındır. Rekabetin olduğu ortamda yapayalnızsındır. O yüzden diyorum. Yani iş yerinde rekabet. Alpan sen iş yerinde rekabet diyorsun ama herkesin iş yeri yok ki. Bak toplumun büyük bir çoğunluğu iş yerine çalışmıyor.
diyebilirler. Ama o kültür, o ruh hali toplumun her yerine sirayet eder. Öyle olduğu takdirde de işte iki hafta önceki görüntüyle karşılaşma olasılığımız var. Tabii ki orada siyasetin rolü var. Yani işte son anda alınan karar bence kötü bir karardı. Hı hı. Yani herkes bunu söylüyor. Ama tabii ki insanlarda bir güvencesizlik var. Hatta onu bence şimdi de görüyoruz. Bugün de sokaklar çok kalabalıktı. Vesaire vesaire. O belirsizlik hali, o güvencesizlik hali kendine böyle artık daha görünür halde senin programın başında belirttiğin gibi kendini gösteriyor. Peki o hislere gelelim istersen. Yani sen işte Pirakarya'nın ayırt edici hislerinden bahsetmiştin. Kitapta 4. bölümündeydi. Ve orada bu hisleri şöyle sıralamıştın. Utanç, öfke ve hayatı kontrol edememe. Yani bunları tek tek bakalım istersen. Ama şunu soracağım. Biraz önce sen de bahsettin. İşte kitabı yazarken birçok kişiyle konuştun. Ve onların deneyimlerini de paylaştın. Ve orada şunu söylemişsin sen, kişilerin hayatını kontrol ettiklerini söylemişler ve bunlar güvencesiz olmalarına rağmen söylemişler ve bu senin biraz ilgini çekmiş. Yani buna şaşırmışsın, hayatını nasıl kontrol ediyor bu insanlar çünkü güvencesizler bir şekilde. Sence neden böyle söylediler ve neden bu sonuca ulaşıldı? Evet, yani bu en başta şeyi konuşmuştuk, prekarya nasıl bir sınıf, hayatında kontrol olmayanların genellikle oluşturduğu bir sınıf. Yani bu kontrol onların elinde değil, onları yönlendiren işte mesela söz gelimi iş yerindeyse yöneticilerinin, patronlarının elinde. İşte akşam gelen mailler falan diyorum ya, o hikaye. Ya da hayatlarının gidişi o tam olarak onların elinde. Çünkü pazarlık payları yok. Yani kontrol üzerinde bile bir pazarlık payları yok. Tamamıyla onlardan alınmış güvencesizleştirme prosesi sonucunda, süreci sonucunda. Dolayısıyla kontrolsüzlük çok önemli bir unsur olarak literatürde de, benim yazdığım kitapta da ortaya çıkan bir unsur. Fakat bakıyoruz, mesela işte o 25 kişiyle diyorum ya, konuştuk İstanbul'da. Hatta dışarıda yaklaşık 10-15 kişiyle daha konuştum ben, yani o İstanbul dışında diyeyim. Derinlemesine röportajlar yaptım. Orada da çoğu kişiye sorduğumda bunu, hayatı üzerine kontrole sahip olduğunu söylüyor. Yani şöyle diyor, tabii ki canım ben hayatımı kontrol ediyorum. Fakat sorunun soruluş biçimi de orada etkili, onu da söylemek lazım. Yani mesela derinlemesine görüşmede ben bunu daha hani çeşitli şunu görüyorsun, yani öyle şeyler anlatıyor ki sana bir saat içinde, hiçbir kontrolü yok. Bütün ipler patronunun, yöneticisinin elinde. O yüzden öfkeden, stresten deliye dönmüş bir kişiyle konuşuyorum. Ama bakıyorum bana sonunda diyor ki işte yapıyla gidiyorum ya, ben de sordu. İşte altına soruyor, kontrole sahip misin? O tabii ki canım. İşte ben Twitter'a istediğim zaman girerim. Facebook'a istediğim zaman girerim. Gerçekten böylece. Yani şimdi benim sorma biçimimde de kabahat var. Yani bunu zaten daha geliştireceğim. Ama böyle bir durum var. Özellikle o İstanbul raporunda onu gördük. Yani hepsi kontrole sahip olduğunu düşünüyor. Çok garip bir şekilde. Orada yeni bir soru biçimi, metodik bir şey yapmam lazım ki istediğimi bulayım diye değil ama daha düzgün sorup daha düzgün cevaplar alabileyim diye, yani kıyaslama açısından. Bu durum elzem. Bir de tabii hisler meselesi var. Burada şu önemli. Yani dedim ya, bir sınıfı sadece aldığı ücret belirlemez. Aynı zamanda sosyal hayatı, gündelik hayatı o sınıfı oluşturan bireylerin çok önemlidir ve önemli hislere sahip olması. Burada çok hafif sıkıcı olacağım Sahra. İzninle. Tamam. Emil Durkheim diye bir abimiz var. Fransa'dan yine. Sosyolojinin kurucularından biri diye geçer. Onun mesela çok önemli bir kitabı vardır. Dini Hayatın İlkel Biçimleri diye. Burada o diyor ki, yani hisler de, emotions dediğimiz olay, duygular çok önemlidir. Sentiment, Fransızcası öyle diyelim. Çok önemlidir ve yol gösterici olabilir kişilerin hayatında. Hatta değişimlerde ve topluluk hayatında daha doğrusu. Yani sınıfta, onu demek istiyorum. Hı hı. Dolayısıyla bu kavramı, yani hisleri çalışmayı, insanların nasıl hissettiğini ölçebilmek ve onun bir bireyler topluluğunu nasıl yönlendirdiğini, evrimleştirdiğini biz hala bilmiyoruz tam olarak. Ama sınıf çalışmalarında ben bunun bugün çok önemli olduğunu ve olacağını düşünüyorum. O yüzden bu bölümü de eklemek istedim ayrıca. Yani bu görüştüğüm insanlara da bunu defalarca sordum çeşitli yönlerle. Çok net bir şekilde herkes stresli. Hem de çok büyük bir stresten bahsediyoruz. Öyle ki konuştuğum insanlar arasında doğrudan çok ağır sağlık sorunları yaşayan yoktu. Yani kalp krizi ya da krizler ya da çeşitli ataklar gibi, ama ataklar yaşıyorlar burada, panik ataklar var. Ama şunu görüyorduk, etraflarında bu stresten dolayı, iş yerindeki stresten dolayı kalp krizi geçirenler, beyin kanaması geçirenler,
büyük panik atak krizleri geçirenler var. Yani bunlar aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri ki kitapta da kullandım, onunla da uyumlu. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki son yıllarda dünya bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya. Her 7 çalışandan biri akıl sağlığının doğru olmadığını, yani iyi işlemediğini biliyor Dünya Sağlık Örgütü. Veriler onu gösteriyor. Ya dünyada böyle büyük bir sorun var ve bütün bunlar, bu stres durumu neden olur? Yani yalnız başınızasınız. Programın başından beri anlattıklarımız, güvencesizlik içerisindesiniz, belirsizlik altındasınız. Sizi koruyan hiçbir şey yok. Pazarlık payınız az. Bir şey alamıyorsunuz. Güvence sahibi olamıyorsunuz. Ev, araba bilmem ne. İlk jenerasyon biliyorsun yani artık ilk ev, araba sahibi olma bu jenerasyonda geçmiş jenerasyona göre daha az. The Guardian'daki sayılar falan bunları söylüyor. Kitapta da var. Geleceksizlik hali var. İşte bunlar stres seviyesini artırır. Buradan salgına sadece şöyle bağlayabilirim. Bu üçüncü bölümde belirsizlik eşitsizliği çalışırken biraz doktorlarla da haşır neşir oldum tabii. Yani onların yazdıklarıyla ya düzenli stres insanın bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu bilimsel bir gerçek. Bunu herkes kabul ediyor. Ve bağışıklık sisteminin düşmesiyle siz hastalıklara açık hale geliyorsunuz. Özellikle böyle kanser gibi hastalıklara ve dünyadaki en çok ölüm sebepleri de bunlardan oluşuyor. Yani kanser, dolaşım hastalıkları, stresin trigger ettiği, tetiklediği şeyler bunlar. Ha bugün salgın durumunda baktığımızda fiziksel olarak zaten çalışanlar dışarı çıkıyor ama bir de bu mevcut stres içerisinde zaten bağışıklık sistemleri zayıflamış durumda. Dolayısıyla salgına daha açık hale geldiklerini düşünüyorum. Parantezi kapatıyorum. Öfke, utanç gibi unsurlar var. Öfke, onlar utanç. Onlar da nasıl deneyimliyorlar? Ya öfke, utançta şöyle bir durum var. Yani ben öfkeyle utancı, arkamda attaki kitaplardan biri Kanlı Öç diye bir kitap. Birçok psikolog şunu söylüyor. Yani öfkeyle utancı bin madalyonun iki yüzü gibi görüyorlar. Yani biri varsa diğeri de olabilir. Yani utancı mesela iki şekilde görüyoruz. O da şu. Yaşadıklarımız karşısında. Yani bir başarısızlıktan bahsediyorum. Mesela iş yerinde kovuldunuz. Üstünüz sizi eziyor. Size mobbing yapıyor. Sizi köşeye sıkıştırıyor. Pazarlık payı yüksek olduğu için. Elitlerden bahsediyorum ya da yöneticilerden. Siz köşeye sıkışmaya başlıyorsunuz. Bir süre sonra başınıza gelenlerden dolayı ya da işsizsiniz. Başınıza gelenlerden dolayı eğer ki kendinizi suçluyorsanız, yani ben yanlışım diyorsanız, bu utanç duygusuna ve kendi öz yıkımınıza gidiyor. Ya karakterinizi yitirmeye başlıyor. Karakteriniz parçalanıyor daha doğrusu. Bunu uzman psikologlar söylüyorlar. Ya da birey bunu yapmayıp, yani kendi öz yıkımına gitmeyip ben yanlışım demiyor ve bunu öfke olarak dışarıya yansıtmaya başlıyor. Bu yeri geliyor ailesine, yeri geliyor işte arkadaşına, yeri geliyor çocuklarına, yeri geliyor sokakta. Bence bu öfkeyi bence hepimiz görüyoruz. Ya da siyasilerin onları yönlendirmesiyle belirli bir unsura, söz gelimi muhaliflere, söz gelimi işte göçmenlere, farklı ülkelerde farklı unsur şeyler olabiliyor. Böyle bir durum var. Yani utançla öfke birbirinin böyle madalyonun iki yüzü gibi. Yani hepimiz şu an hatırlayalım. Yaşadığımız bir utanç karşısında halen böyle ufak bir anı gelir kafanıza. Utancınızı hatırlarsınız. Ya kapatmak, bastırmak istersiniz ya da öfkelenirsiniz. Yani öfkenizi çıkaracak bir şey ararsınız o anda. Kızarırsınız, bozulursunuz vesaire. Ya böyle mental de bir durum vardır. Nörolojik bir durum vardır aslında ortada. Nöroloji uzmanı değilim ama böyle bir durum var. Dolayısıyla bu işte bu durum, bu sosyal sarmal prekare yapan unsurlardan bazıları. Peki hislerle ilgili son şeyi sorayım sana. Yani bu kitapta var mıydı hatırlamıyorum ama prekaryen aşk hayatı nasıl oluyor? Evet, unsurlardan biri. Kısmı çok konuştuk galiba. prekaryen aşk hayatı şöyle. Yani bu bence çok doğru bir soru. Yani şey, izleyenler diyebilir ki ne alaka, ama hayır. Dedim ya, yani sosyal hayatın bütün yönlerini belirleyen bir unsur güvencesizlik. Yine konuştuklarımdan bir örnek vereyim. Yani kendi hayatımdan bir örnek vermektense. Bana bir görüşmecim şunu demişti. Çok az kazanıyordu. Bir kurumsal firmada çalışıyordu. Ve bütün bu az parasıyla ailesinden de para alıyordu. Yani yeni mezun olmuş, 4 yıllık bir üniversite bitirmiş biri. Fakat ailesinden para almadan da geçinemiyor. Fakat aldığı para olduğu gibi kiraya gidiyor. Borçlarına gidiyor bu arada. Yani hani borçluluk da çok önemli bir unsur. Kitapta var yine. Dolayısıyla tamamıyla sadece çalışmak için yaşayan bir unsur haline gelmiş durumda görüşmecim.
Fakat bunun ardından işte bu sorular açılıyor. Ne yapacaksın peki? Stratejin nedir? Yani hayatta nasıl kalıyorsun ya da kalacaksın? Ve biraz da şehir dışında bir yerde yaşıyordu. İstanbul'da. Daha biraz daha şehir dışı sayılan bir yerde. Mesela onun stratejisi şuydu. Yani daha merkezi bir yerde yaşayan bir sevgili bulmak gibi bir hayat. Şimdi bu bir görüyorsun yani hayat hayatla kurduğu bağ onu bu şekilde düşünmeye itiyor. Yani onun aşk hayatını bile belirleyebiliyor. Güvencesizlik durumu. Bir de şey durumu var tabii. Evlilikler. Yani bugün işte bakalım hangimiz anne babamızın yaşadığı, anne babalarımızın o 30 yıllık, 40 yıllık yani sorunlu da olsa istikrarlı olan bence eskileri bizden ayıran o zaten prekarya eski işçi sınıfını şeyden prekaryadan ayıran istikrarlı yaşamını hangimiz yapabiliriz? Çünkü öylesine parçalı yaşamlara sahibiz ki, öylesine kontrol edemediğimiz yaşamlara sahibiz ki ilişkilerimizi bile kontrol edemiyoruz. Edemeyiz zaten. Ve dolayısıyla bu da bizi tüketime götürüyor. Farklı farklı tüket. İşte en son bir şey çıktı mesela. Bence bizim yaşadığımız dünyayı iyi açıklıyor. Instagram aşkları için, işte bu Tinder Instagram aşkları için falan, aşk demeyelim de ona yani işte birlikleri için satellite love diyordu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Yani uydu ilişkiler. Çok kısaca şöyle anlatayım. Farklı farklı uydular var. Yani bunlar insanlar. Herkes birbirinin etrafında dönüyor. Ama kimse birbirine yanaşmıyor. Yani yanaşmaktan kasım istikrarlı bir ilişki. Hı hı. Herkes tüketiyor. Şimdi herkesin herkesi tükettiği bir dünyada, işte o önce ben kültürünün olduğu bir dünyada zaten ne bekleyebilirsin? Gelecekten ne bekleyebilirsin? Her şey çok kısa, her şey çok parçalı. Yine bu da yaşadığımız son 40 yıllık güvencesizleştirme sürecine tam olarak da bağlamak istemiyorum. Hani bazen biyolojik şeyler de var ama bizim çerçevemizi belirleyen bu yaşam biçimi. O yüzden aşk hayatında etkiliyor bence. Var mı bu konuya dair eklemek istediğim bir şey, yoksa başka bir şeye geçeceğim? Ah ah diyelim geçelim. Şimdi o zaman Boğaziçi'ne bir geçelim diyorum. Sen yüksek lisansta Boğaziçi Üniversitesi'ne girdin ve kitapta da bir Boğaziçi'nin hikayesi bölümü var. Evet. Orada şöyle bir şey demişsin. Boğaziçi sadece bir üniversite olmadığını, toplumsal ilişkilerin nasıl kurulduğunu ve bu ilişkilerin eşit mi eşitsiz kurulduğunu gösterdiğini anlatmışsın. Neden yani seni Boğaziçi'nin, yani Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin toplumsal sınıf sisteminin bir aynısı düşüncesini itti? Ne itti seni bu düşünceye? Ben Boğaziçi'ne yaklaşık herhalde 6 yılımı falan geçirdim. Yani 2019'da bir 6 yılımı falan geçirdim. Orayı gözlemleyecek kadar çok şey edindim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben öğrendiklerimin önemli bir kısmını Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrendim. Dolayısıyla önemli bir ortamdır benim için. Asla az sonra söyleyeceklerim ya da kitapta yazılanlar entelektüelizm olarak algılanmasın. Zaten herhalde en son bunu yapacak kişilerden biriyimdir. Fakat Boğaziçi Üniversitesi, yani Türkiye'deki her kurum aslında Türkiye'deki sınıfsal dengeyi yansıtır. Bazı kurumlar daha çok yansıtırlar. Bunu mesela Bourdieu'lar vesaire Fransa'da çok iyi göstermiştir. Yani Fransa'da belirli okullara belirli kişiler gider. Onun hocaları belirli katmanlardan gelir gibi bir takım sosyolojik araştırmalar neticesinde bu ortaya çıkmıştır. Ortada yani zaten Fransa'daki okullar işte. Benim mesela Sciences Po'ya gideceğim ben şimdi. Sciences Po net bir şekilde, ben tabii yurt dışı kaynaklı olduğum için, hani Türkiye'den gittiğim için oraya pek bir ilişki kurulamaz. Çünkü ya başarılı tipleri alıyorlar oraya falan, hani veya parayı veren lisansta giden tiplere. Ama Fransız olup beyaz Fransızsanız, ya Fransızsanız işte Sciences Po'ya işte Chirac'ın kızı gider, işte Macron gider vesaire vesaire gibi. Biraz daha alt düzeyli başka okullar vardır. Onun orta sınıf dediğimiz, işte orta sınıf demeyelim de ona, küçük burjuva tipler gidebilir gibi. Çeşitli katmanlar çeşitli okul tercihlerinde bulunabiliyorlar. Ama bunun da bir yatırım gerektirir. Şimdi Boğaziçi'ne gelelim. Bence bunu Türkiye'de de yapılması lazım. Aynı çalışma, benzer şekilde. Benim Boğaziçi'nde gördüğüm, Boğaziçi öğrenci, bir kere öğrenci ve hoca olarak ikiye ayırayım. Boğaziçi öğrencisi olabilmek için size çok ciddi yatırım gerekiyor. Ya annenizin babanızın kültürel sermayesi çok geniş olacak ve şunu bilecekler. Ben çocuğumu Boğaziçi'ne yollamalıyım. Yani bu bilince ermiş bir aile olmalı. Ki o da genelde öğretmenler, doktor aileler ya da işte ne bileyim üniversite hocalarının çocuklarından, o ailelerin çocuklarını buralarda görürüz. Çünkü o kültürel bilince sahiptir. Bu da ama sınıfsal bir unsurdur aslında. Ya da zaten ekonomik sermaye gerekir. Çünkü çok iyi bir dershane eğitimi, çok iyi bir birebir hoca eğitimi gerekir Boğaziçi. Bu arada sadece Boğaziçi olarak görmeyelim bunu. Koç, Sabancı, ODTÜ gibi Türkiye'nin top üniversitelerine girmek için
böyle bir yatırım gerekiyor, sermaye gerekiyor. Bu bir. Ama bir de işin şey yönü var. Bu arada ben yüksek lisansla girdim. Kendimle ilgili onu söyleyeyim. Yüksek lisansla gerçekten başarı ölçütüyle oraya giriyorsunuz. Tabii ama şey vardır. Beni incelemek isteyen de lütfen incelesin ayrıca sınıfsal açıdan. Ama bir de hocalar kısmı var. Ben aslında hocalar kısmına daha çok bakıyorum. Boğaziçi'ndeki hocaların açıkçası öğrenciler arasında çok farklı unsurlar varken, yani daha işte Anadolu'dan gelen, Taşra'dan gelen öğrenciler olabilir. İşte benim gibi daha alt sınıflardan gelenler olabilir. Bunlar yukarıya doğru çıkış yapabiliyorken öğrenciler arasında. Öğrenciler arasında büyük bir çeşitlilik var. Hocalar arasında bu çeşitliliği göremiyoruz. Onların gelmiş oldukları sınıfsal yönden incelediğimizde genellikle ağır bir şekilde, yani ezici bir şekilde tek bir sınıftan geldiklerini, o da elit bir katmandan geldiklerini görüyoruz. Bu da onların ortamını belirliyor. Ve aynı zamanda şimdi şunu dedik, kitapta da öyle inceliyorum. Mesela bizim hayatımızı belirleyen hisler nedir? Prekaryanın, güvencesizlerin hayatını belirleyen stres, öfke, dışlanma hali gibi unsurlar varken, ben kitapta o bölümde şunu sordum. Peki elitler nasıl hissederler? Burada da aslında Boğaziçi Üniversitelerinin bütün öğrencilerine yapmış olduğu, bazı hocalar hariç, tabii ki istisnalar burada bence kaideyi bozmuyor. Gerçekten bunu bir kaide olarak görüyorum. Altını da çizmek istiyorum. Bu şekilde net. Kibirli bir şekilde davrandıklarını, dışlayıcı bir şekilde öğrencilerine davrandıklarını, hiçbir şekilde birlik oluşturmadıklarını çoğu durumda, onları hor gören şekilde davrandıklarını görüyoruz. Bu sadece bana yaptıkları bir şey değil. Ben bir gözlemciydim ama birçok arkadaşıma, birçok kişiye bunu yaptıklarını gördüm ve ben bunun bir sınıfsal yapı, bir karakter barındırdığını düşünüyorum. Ya tabii ki ilk başta şunu düşündüm, kitapta da onu yazdım. Acaba dedim, bize yaptıkları şey, bu dışlama, bizim asla bir araya gelmeme isteği ve bizi tepeden bakma isteği ya da durumu, onların çok iyi eğitim almasından mı kaynaklanıyor? Bir süre sonra bunu eledim. Çünkü kendi sözlerinde şunu görüyorsun mesela, işte o iyi aileden gelir, şu iyi aileden gelir, o şunun kızıdır, çok iyidir. Ya bizim ailemiz kötü mü? Bu nasıl bir laf? Yani sen bu kadar demokrasi eğitimi alıyorsun, demokrasi üzerine tez yazıyorsun, bilmem ne falan, hani böyle, ama sonra gün geldiğinde, gün bittiğinde o iyi aileden gelir ve o öne geçer. Gülünç. O yüzden Boğaziçi Türkiye'nin sınıfsal resmini yansıtan bir yerdir. Bence trajikomik de bir yerdir. Ama yine de dediğim gibi onun içinden de ben çıktım. Benim gibi bir sürü arkadaşım var. Çok iyi çalışmalar yapan çocuklar var. Ama böyle de bir gerçeği de gizleyemeyiz yani. Şimdi kitabı ilk elime aldığımda teşekkürler kısmını okuduktan sonra ilk ilgimi çeken yer asla yalnız yürümeyeceksin bölümü oldu. Yani biz bunu aslında kadın mücadelesinden alışkın olduğumuz bir slogan. Ve orada sen Şule Çet cinayetine dikkat çekmişsin. Yani kadın mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sosyal medyada çok fazla gündeme geldi Şule Çet cinayeti ve ondan sonra belki de bu dava bir sonuca ulaştı diyebiliriz. İlk başta çok farklı bir yöne gidiyordu çünkü intihar mı etti deniyordu. Şimdi sen orada kadın problemin yanı sıra bunun güvencesizlik problemi olarak da anlatmışsın. Evet, yani burada şunu da ekleyeyim. Mesela Şule Çet üzerinden sadece bunu ele almak değildi amacım ama yazarken öyle geldi, açık söyleyeyim. Asla yalnız yürümeyeceksini, ya o bir bölüm başlığı senin dediğin gibi. Onu da yine kadın hareketini düşünerek oraya koymamıştım. Ama bir sonra şunu gördüm. Mesela hatta sizin katıldığınız 8 Mart'tı. Ya o, hiç düşünmemişim, o şekilde de incelememişim. Ama en çok kadınların bugün bunu söylediğini, sizin gittiğiniz eylemle ben anladım. Ondan önce mesela benim hayatıma bu laf şeyle girmişti. Liverpool taraftarlarının "You will never walk alone" şeyi vardır ya, sözü vardır. Ama bence bugün her toplumdaki güçsüz kesimin en önemli sembol cümlelerinden, mottolarından biri bu gerçekten. Şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi belki daha sınıfsal görünen bir şey yapıyorum belki. Ama bu ya sınıf, az önce de söylediğim gibi, sadece ekonomik bir unsur değil, sosyal bir, aslında hatta sosyal siyasal bir unsur da değil sadece. Gündelik hayatımızın her anında var ve de çeşitli kimlikleri de içinde barındırıyor. Tabii ki barındırıyor çünkü doğal olan bu. Nasıl? Belirli kimlikler bazı güvencesizlikleri ya da güvencesizliklerin bütününü daha derinden yaşıyorlar. Bizim İstanbul raporunda bulduğumuz da oydu.
mesela kadınlar bu güvencesizliği, belirsizliği özellikle Türkiye'de çok daha derinden hisseden bir takım verilere sahip, biz sahibiz daha doğrusu. Yani o rapora da izleyiciler şeyden ulaşabilir, bizim istanbul.org'dan. Bunu gördüm. Tabii çünkü niye kadınlar bir bu güvencesizlikle zaten baş ediyorlar. Bir de ekstradan onların üzerinde işte baba baskısı, abi baskısı, koca baskısı, bilmem ne. Yani böyle patriarkal diyoruz değil mi? Patriarkinin, erkek egemen toplumun baskılarını da yaşıyorlar. Kadınlar yani double burden dediğimiz çifte yük altındalar. Bir yandan buna karşı savaşıyorlar. Ekstra ekstra bir de şiddet vakaları. Dolayısıyla buna yani bunu yazmadan, bununla bağ kurmadan zaten bir güvencesizlik perspektifi falan oluşturulamaz. Hatta bunu dönüştürmek için de mutlaka bu ikisinin kombinasyonu gerekli. Biz Seren'le hep bunu söylüyorduk. Yani sınıf kimlik kombinasyonu diyorduk. Şule chat olayında da şu var bence. Yani birçok unsur söylenebilir. Ben en çok sizden dinledim. Sadece Şule chat'i değil ama sen çok değerli haberler yaptın bu konuda ve bence ben çok şey öğrendim açıkçası. Sizle tartışırken de medyaskop ortamında çok şey öğrendim. Senden, Gülçin'den, Büşra'dan, birçok arkadaşımızdan. O da şu, yani kadınlar her an tuzağa çekilebilirler. Özellikle daha genç olanlardan bahsediyorum. Mesela Şule chat vakasında benim gördüğüm şuydu, sizle de konuşmuştum. Hayatını geçindirmeye çalışan bir kadın, genç bir kadından bahsediyoruz. Bazı borçlarını kapatmaya çalışıyor ya da işte hayatta kalmaya çalışıyor. Hayatta kalma stratejisi olarak çalışmak zorunda. Özellikle de üniversitede. Şimdi sonra bir gün ya bu kız daha genç. Ya ben şeyi gördüm. Şu 20 ile 30 yaş arasında benim hayatta kalma stratejim çok çeşitlendi. Çünkü çok şey yaşadım, çok şey gördüm. Benim o hayatta kalma stratejim böyle çeşitlendi. Ne demek istiyorum? Yani o kadar fazla kötü şey yaşadım ki hayata dair bir algım oluştu, pratiğim oluştu. Şimdi Şule chat davasında, Şule'nin özelinde belki şunu da biliyorum. Yani tam olarak öyle şey demiyorum, kesin budur demiyorum ama belki düşünebiliriz birlikte. 20 yaşında bir kızdan bahsediyoruz. Bizim o 10 yılda yaşadıklarımızı belki o daha yaşamamıştı. Dolayısıyla tam olarak yani ava çekildiğini hissetmemiş olabilir. O güvencesizlik altında. İşte patron onu çağırıyor oraya. Ve oraya gidiyor. Tuzağa çekiliyor. Ama onun motivasyonu yani yaşadığı atmosfer güvencesizlik altında bu gerçekleşiyor. Ve o pratiği oluşturmadığı için de o 10 yıllık süreçteki belki ya da 15 yıllık diyelim. Oraya gitmek zorundaydı. Yani ben Şule'nin davasına baktım şunu görüyorum. Yani evet oraya gitmek onu almak zorundaydı. Yani ne düşünebilirdi ki? Ve en nihayetinde kadın kimliğiyle güvencesizliği yani sınıfsal konumu birleşti. Ve onu yani kaybettik. Yani bu hikaye bu. Bana öyle geliyor. Ve bunun karşısında işte orada şunu söylüyorum. Güvencesizleştirenler güvencesizleştirilecektir mecburen. Yani ancak toplumsal denge bu şekilde sağlanabilir çünkü. Ve benim şimdilik söyleyeceklerim bununla ilgili bu. Anladım. Yani biraz önce şeye bakıyordum. Bu kadın cinayetlerini durduracağız platformundan sürekli veriler geliyor. İşte bu pandemi sürecinde de kadınlar sürekli ev için şiddetin arttığını da biliyoruz. Son 20 günde 21 kadın öldürüldü. Yani bu pandemi sürecinde. Evet, mesela salgın bütün bu yaşadığımız toplumsal eğilimleri, trendleri daha da artıran cinsten bir yaklaşım sergiliyor. İşte kadın cinayeti daha fazla işte ya da kadına karşı şu an çünkü insanlar evden çıkamıyorlar. Normalde kadının kaçış şansı vardı belki evden. Şimdi o da yok. Evde kal, evde hayat var. Pek öyle değil işte. Evde hayat şöyle yok. Yani kadınları öldürülen kadınların %80'i yani her ay bu oran değişiyor ama evlerinde öldürülüyorlar. Yani böyle bir gerçek de var. Yani hani evlerinde güvence altında değiller kadınlar. Tabii ama şu var yine de. Yine aynı olay. Normal yani sokağa çıkış yasağı olmasa ya da izolasyon vesaire olmasa belki bir kaçış şansı var. Evet. Yani öyle bir hikayemiz var. Ama tabii ki o da şey ya kaçış şansı olacak diye kadın yaşayacak diye bir durum yok. İşte bir sürü oluyor. Sen hepsini yazdın geçtiğimiz yıl. Evet. Siyasal prekarya gelelim istersen. Tabii gelelim. Şimdi sarı yelekliler vardı.
senden yine en çok duyduğumuz kelimelerden biriydi prekaryadan sonra. Kasım 2018'de başlamıştı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi istiyorsan kısa bir sarı yeleklileri hatırlayalım. Sonra da prekarya açısından önemine aç istersen diye sorayım. Şöyle, sarı yelekliler işte dediğim gibi 2018 Kasım ayında Fransa'da, özellikle Paris'in dışında sarı yeleklerini giyip sokağa çıkan ve özellikle asgari ücretle geçinenlerin oluşturduğu bir topluluktu. İşte kavşaklarda arabaları durdurdular vesaire. Şimdi burada ilginç olan şu, sarı yelekliler geçmişteki eylemlerde, mesela 2008-2013'te dünyada yaşanan bütün bu toplumsal hareket kuşağındaki gruplar gibi değildi. Ne demek istiyorum? Eğitimli olanların oluşturduğu bir grup değildi. Daha çok asgari ücretle geçinen, daha az eğitim almış küçük esnafların, işte tezgahtarların, kasiyerlerin içinde olduğu bir grup. Ve bunlar ayaklandılar. İşte milyonlarca insan ayaklandı. 42 talepte bulundular falan. Başka talepler de çıktı daha sonra. Ama taleplerine baktığımızda işte özgürlük, bize özgürlük verin falan diye bir şey yoktu. Yani hani ya da bir yaşam tarzı savunusu yoktu bunlarda. Mesela bizim Gezi Hareketi'ni hatırlayalım. Gezi Hareketi'nde ne vardı? Az önce bahsettiğim o 2008-2013 vakaları. Yani yaşam tarzına karşı biraz şey hissediyordu insanlar, özellikle gençler. Ve sokağa çıktılar. Ama bu eylem biçiminde, yani sarı yeleklerde bu üniversitelilerin özgürlüklerle ilgili ya da yaşam tarzlarıyla ilgili bir düşünceden ziyade, amaçtan ziyade doğrudan gündelik hayatlarında hissettikleri işte ağır vergiler ya da eşitsizlikler durumu çok daha kendini gösterir vaziyette. Nasıl eşitsizlik mesela? Sarı yeleklerde onu görüyoruz. Hepsi dediler ki yani bizi vergilendirme tarzımızı değiştirin. Bunu Macron hükümetine söylediler. Bizi vergilendirme tarzınızı değiştirin demek şu demektir. Bizden çok vergi alıyorsunuz, tepeden vergi almıyorsunuz. Tepe neresi? Elitler, zenginler, sermaye kesimi, servet vergisinin işte orada kaldırıldığını biliyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki sarı yelekler, tamam sen tekil bir örneği inceliyorsun, bunu da işte prekarya patlaması olarak söylüyorsun, hatta siyasal prekarya patlaması olarak söylüyorsun, bütün dünyanın gözüne sokuyorsun. Bu mudur? Hayır. 2017 yılının sonunda, 2018'in başında, önce İran'da, sonra Tunus'ta bir eylem dalgası başladı. Hatta öyle bir İran'daki o şeydi ki, hareketliydi ki o kuşak, İran'da eyaletlerin %84'ü ayaklandı. Hatta Türkiye'de dediler ki bu CIA mi yapıyor bunu falan dediler. Biz de o dönem baktık. Tunuslularının da, İranlıların da talebi öylesine benzerdi ki. Ve eşitsizlikler üzerinden, yani mesela bir çocuk çıktı İran'da kendine şunu söyledi. Ya ben 4 yıl okudum dedi. Ve ben şu anda keşke okumasaydım diyorum. Keşke ben pazarda bir şeyler satsaydım. Hiçbir işime yaramadı. Keşke abim gibi olsaydım. Abisi okumamış, onu diyor. Ya da bir başkası ben kiramı dahi ödeyemiyorum diyor. Bir başkası diyor ki bizim durumumuz yine fena değil. Bizim evimiz var ama onları düşünemiyorum bile diyor. Onların evi de yok. Ne yapıyorlar diyor. Böyle çok sınıfsal söylemler içeriyor. Fakat onlar biliyorlar mı sınıfsal bir şey söylediğini bilmiyorum. Bu arada bu insanlar örgütlü falan da değiller. Yani öyle Komünist Parti bilmem ne yok. Doğrudan patlama yoluyla gerçekleşti. Yani sosyal patlama yoluyla bunlar gerçekleşti. Biz o zaman yani gördük ve şunu dedim ben açıkçası. Bence bunlar tüm dünyanın yaşadığı koşullar ortak olduğu için farklı coğrafyalarda gelecek. İşte sarı yelekler bunu böyle genelleştirdi. Niye? Ya Tunus'ta, İran'da yaşayan işte şeyi hatırla. Bir sürü patlama oluyordu geçmişte. Kimse Bağdat'ta 40 insan öldüğünde kimsenin dikkatini çekmiyordu. Çok aşağılık bir durum ama öyle. Ama Paris'te 40 kişi öldüğünde bütün dünyanın ilgisini çekiyordu. Aha. Bunun gibi Paris'te sarı yelekler işte altını üstüne getirince dünyanın metropollerinden birini, bütün dünyanın ilgisi buraya gitti. Bu yıl aynı zamanda, yani geçtiğimiz yıl Sudan'da Ömer el-Beşir düştü ekmek isyanlarıyla. Ermenistan'da Sarkisyan yönetimi düştü aynı şekilde gençlerin sokakta olmasıyla. Cezayir'de 22 yıllık yönetim yine benzer şekilde siyasal ve sosyal adalet talepleriyle düştü vesaire. Böyle bir kuşak var. Ve bunlar sosyal eşitlik söylemlerinde daha öndeler. Bunu görüyoruz. Bazı coğrafyalarda özgürlük de öne geçebiliyor. Demek istediğim, bana kalırsa bir yeni bir sınıfın patlamasıyla, kendi söylemlerini ifade etmesiyle, siyasal talepleriyle karşı karşıyayız. Ben bunlara siyasal prekarya hareketi diyorum.
şu an akademisyenleri falan deli ettiğimin farkındayım böyle. Almak kibirli konuşuyor falan diyorlardır kesin ama yani 3 yıldır da 5 yıldır da çalışıyoruz bunların üstünde. Gecemiz gündüzümüz. Bir şeyler de diyelim diyorsun. Bir şeyler diyelim ve bize de yani şey olsun, tartışma olsun. Hiç umurumda değil. Bence bu daha güzel bir şey. Umurumda değil derken hani şey, tartışma olması iyi olur. Şunu da söyleyeyim. Siyasal prekarya ne demek peki? Dediğim gibi bunu 2018'de ileri sürmüştüm. O da şu, siyasal kavramıyla ilgili bir şey. Çok kısa. Bana kalırsa siyasal kavramının kökeninde reddetmek var. Yani o da nedir? Sizin üzerinize dayatılan bir politika mı var? 40 yıldır. Bu politikayı reddedin. Ama öncelikle şeyi bilmek lazım. Yani biz neyi reddedeceğiz? Güvencesizliği. Üzerimize dayatılan ağır vergileri gibi. Yani bu hareketler bunları söylüyorlar bu arada. Var olanı reddediyorlar. Mesela bizi vergilendirme tarzınızı değiştirin. Çünkü sizinkini beğenmiyoruz. Sizinkini reddediyoruz. Yenisini getirin. O da bizim istediğimiz olacak. Talepleri var. Yani mevcut politikaları reddeden ve mevcut politikalara alternatif bir gelecek sunan yapıya, patlamalara ya da sosyal sınıf biçimine ben siyasal prekar ediyorum. Kitabın son bölümünde bunu inceliyorum. Bütün bu sosyal patlamaları da işte az önce saydığım sosyal patlamaları da bunun tezahürü yani görüntüsü olarak görüyorum. Biraz heyecanlı bir kuşak. Yani ben bir yıl önce mesela falan şeyi hatırlıyorum. Bir iki yıldır birçok insan ya bir dönüşüm çağında olduğumuzu söylüyordu. Birçok insana uzak geliyordu. İşte şey diyorlar mesela hani böyle söyleyince dönüşüm çağında falan çok romantik kelimeler gibi geliyor hani. Aha falan gibi. Hani Victor Hugo gibi konuşuyorsun diyorlar. Ama sen boş konuşuyorsun'a getiriyor. Ama şimdi bakın salgın var. Bütün dünyadaki mekanizmalar, yasal süreçler Amerika gibi bir yerde bile değişmeye başladı. İnsanların hisleri değişiyor. Ve insanların hisleri çok yoğunlaşıyor. Bu yoğun hislerle yönetimler nasıl başa çıkacaklar? Bu bir zaten mücadele. Kesin şöyle birini alt edecek demiyoruz. Ama bu mücadele biçiminin sonucunda gelecek olan başka bir dünyayla karşı karşıyayız. İçinde yaşadığımız bütün bu sürecin genel çerçevesini ben bu şekilde görüyorum. Umarım güzel olmuştur sana yani. Şey, son olarak şunu sormak istiyorum. Sınıf kini. Yani ne durumda bu hem sosyal patlamalarda gördüğün, gözlemlediğin şeyler neydi? Dünyada ne durumda? Sınıf kini birçok yerde var. Yani bu patlamış durumda. Örnekler üzerinden belki gidebilirim. Fransa'da mesela sarı yelekliler hareketi olduğu zaman bunlar dediğim gibi Paris'in biraz dışındalar. Hatta hep şey örneğini veriyorum. Biraz Paris'in dışında ne gibi mesela insanların kafasında? Beylikdüzü gibi diyorum mesela. ondan sonra burada mesela durduruyorlar şehre giren çıkan özellikle zengin arabalar. Ve içinden böyle suitle takım elbiseyle inen zengin abi ve ablalarımızı indirip işte nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun falan biraz böyle yol kesiyorlar. Ve onun içinden inen o zenginlere çok sert baktıklarına ya da onları aşağıladıklarını belirten bazı sosyologlar var. İşte bir tanesi Benoît Coquart. O işte okuduk onun yazılarını. Orada çok bu arada uzun uzun analizler, yazılar. Onların arasında 14 gün 15 gün geçirmiş barikatlarda. Bunu söylüyor. Bu bir tanesi mesela. Bir diğeri işte geçen hafta Twitter'da da olay oldu. Nedir? Amerika'da bir tweet şunu diyordu ve işte on binlerce retweet aldı falan. Hasta olursanız eğer gidin bir zenginin suratına tükürün. Bu arada bunu belki şu yüzden de söylüyor olabilirler. Biliyorsun 2.2 milyar dolarlık bir trilyon dolarlık daha doğrusu paket ayırdı Amerikan hükümeti, yardım paketi. Bu yardım paketi yatırılıyor insanların hesaplarına tek tek, işte 1200 dolar ama bir seferlik diye biliyorum. 600 ile 1200 dolar arası. Bazılarının hesabına yatar yatmaz banka bunu almış. Çünkü bankanın o müşteri, o kişilerin bankaya borcu var. Banka bunu bildiği için otomatik olarak parayı alıyor. Evet. Şimdi ben bunu görünce şey dedim, herhalde o suratına tükürme durumu yani yerini buluyor. O büyük bir öfke var. Aynı zamanda 2008'den itibaren özellikle işte Amerika'da da biliyoruz o Occupy hareketlerinde falan zenginlere karşı falan çok büyük bir kim var. Benim arkadaşım şey, Seren, şeyde Amerika'da bir yıl kaldı. Çok ünlü bir üniversitede. Orada bir işte araştırmaya katılmıştı. O bölgede mesela işte Seren'in anlattıkları, kaldı ki bütün o
sosyologların çalışmaları da mevcut. Amerika'da büyük bir gettolaşma var. Yani zenginler beyazlar beyazlarla, siyahlar siyahla, siyahlar sadece siyah beyaz olayı değil, bu kimlik olayı değil. Yani siyahlar fakirler orada. Hatta şu anda son salgında görülüyor ki en çok siyahlar arasında ölümler yaşanıyor. Ya da Brian Berry'nin kitapta ben çok kullandım, İngiliz akademisyen. Hapishaneler üzerine bir çalışması var. Her iki siyahtan birinin, yanlış hatırlamıyorsam sayıyı, ya hapis korkusu yaşadı ya da hapse bir gün girdiği biliniyor Amerika'da. Ve bu siyah olmaktan kaynaklanmıyor sadece. Sınıf kimlik kombinasyonu iç içe burada. Yani siyah oldukları için mi fakirler, fakir oldukları için mi siyahlar? Bazen bu iç içe geçmiş durumda. Bunun gibi birçok örnek var. Türkiye'de var mı dersen, bence bu kendini biraz şey üzerinden gösteriyor. Yani siyasal iktidar, iktidarın desteklemiş olduğu bir takım sermaye grupları var ya, onların üzerinden bir karşıtlık görünüyor olabilir. Ama halen Türkiye'de, ya biz son yıllarda çok zor şeyler yaşadık bence, tüm Türkiye halkı olarak söylüyorum bunu. Yani çok değişik süreçler yaşadık. Siyasal anlamda, sosyal anlamda da. O yüzden Türkiye'deki kutuplaşma biraz bu sınıfsal pencerenin çok da henüz oturmadığını bence gösteriyor. Yine tek bir cümle edeyim, Burdu'ya'dan örnek vereyim. Bütün bu sınıfsal meselelerde, yani bu konuların önemini gölgeleyen unsurlardan biri işte bu kimliksel mevzulardır. Yani daha doğrusu kimliksel mevzular iyidir ama, yani şey, bu bütünüyle kötü demiyorum, evil demiyorum. Ama bunlar mevcut eşitsizliklerin görülmesine bir perde çekebilir bazen. Alpan, çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğim bir şey? Bir saate geçtik. Yani eminim de inemediğimiz konular vardır. 500 sayfa yazmışsın çünkü. Yok, ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu bence. 1-3 yıl için özür dilerim. Yani beni dinlediniz. Bir de 1 saat 10 dakika dinledim beni şu anda. Ki eminim daha dinleyeceğiz gibi de duruyor bu sürece bakınca prekaryeyi ve daha çok konuşacağız sanırım. Evet, yani bir an önce korona süreci bitsin, ofise dönelim ve kafamızı... Orada da yayın yapalım diyorsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Kitabın tekrar hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün Alpan Telek'le Artık Hepimiz Prekaryayız isimli kitabını ve pandemi sürecinde güvencesizleri konuşmaya çalıştık. Kitabı elinize aldığınızda eminim kendinizden bir parçalar bulacaksınızdır. Alpan'ın da dediği gibi belki kitapta anlatılan hikaye sizin hikayenizdir deyip bitirelim. İyi akşamlar.